biliyorsunuz ABD eski başkanı ve başkanlığa aday, en güçlü aday Donald Trump'ın Trump'a karşı kurşun sıkılmasından sonra dünyanın farklı noktalarından, başta ABD olmakla farklı tepkiler gelmektedir. Rusya'da iktidar yanlısı basın adeta bayram ediyor. Şöyle başlıklar atıyorlar. Kurşun Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yolunu daha da kısalttı. Hazırdır. Artık Beyaz Saray mümkün değildir. Bundan sonra Biden eğer kalırsa da çok büyük skorla yenilecektir gibi başlıklar atıyorlar. Neden Biden'a ümit besliyorlar? Bunu daha önce galiba söylemişti. Bir kere tekrarlıyorsak özür diliyorum. Öncelikle şunu söylüyor Trump, efendim ben Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı 24 saatte bitiririm. Bu ne demek? Rusya diyor ki savaş bitsin ama bizim koşullarımızı kabul etsin Ukrayna. Nedir koşullar? İşte tamamen teslim olsun. Bizim işgal ettiğimiz topraklar tamamen bizim topraklarımız olsun. Ukrayna'da hiçbir nükleer silah olmasın. Şu olsun, şu olsun, şu olsun. Donald Trump bunu Ukrayna'ya kabul ettirebilecek mi acaba? Ama konuşuyor böyle. Dolayısıyla da bu durumda örtüşen nokta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. 1 Temmuz'da öneride bulmuşlardı. BM Genel Kurulu olsun işte. Yeni dünya düzeni konusunda bir konuşma yaptı. 20-25 dakikalık bir konuşmada. İşte abi ABD'yi suçladı. ABD her zaman, inanıyor musunuz, bu geçtiği kısa birkaç gün önce Rusya basında şöyle bir yazarlardan birinin bir yazısı vardı. Alıntılar yapmıştı. 2007'de Vladimir Putin'in Münih'teki konuşmasıyla. Mesela diyelim ki Hindistan Başbakanı'nın Rusya gezisinde yaptığı konuşma. 17 sene önceki konuşmayla cümleleri aynı, düşünebiliyor musunuz? Yani ABD bunu her yerde. ABD işte kendini dünyanın Allah'ı zannediyor. Dünyayı sadece kendini yönetmesini istiyor, yönetme hakkının sadece kendinde olduğunu düşünüyor ve onun için de diğer halkları, diğer milletleri buna karşı koymak isteyenlerin hepsini köle gibi görüyor. Şimdi aynı şeyi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM'deki konuşmasında, yeni dünya düzeni çift kutuplu bir şeyle olur. ABD'nin egemenliği ortadan kalkmalıdır. Ama baktığınız zaman bu insanların çoğunun hesapları yabancı bankalarda olduğu ortaya çıktı. Batılı ülkelerde gayrimenkullerin olduğu ortaya çıktı. 300 milyar dolarlık Rusya'nın aktiflerine, gayrimenkullerine el konmuştur, biliyorsunuz. Oranın geliri Ukrayna'ya aktarılmaktadır. Ve bu çerçevede şöyle, yani Trump'ın gelişi daha hiçbir şey yokken ortadan, yani yeni bir kamuoyu araştırması yapılmamıştır bu kurşun yaralanmasından sonra Trump'ın. İşte Trump geldi, Biden yenildi. Bunun sebebi Rusya'nın elinde, yani bizzat Vladimir Putin'in elinde Trump'ın kasetinin olmasıdır. Çünkü Trump 2016'da devlet başkanı seçilmeden önce, yanılmıyorsam 2012-2013'lü yıllarda Rusya'da gezide bulunmuş ve 2017 yılında Trump Obama'dan görevi devraldıktan bir ay sonra, yani Şubat 2017, hatta bir ay bile bitmemişti, Sankt Petersburg'da Vladimir Putin gazetecilere sordurdu. Sordurdu dediğim illa da sen şu soruyu sor anlamında değil de, yani önceden organize edilmiş bir şeydi. Sizin elinizde Trump'ın kaseti mi var, ABD Başkanı'nın? Vladimir Putin'e cevabı aynen böyle olmuştu. Bizim Rus kızları yaşlı, ihtiyar bir Amerikalı milyardere tamah salacak kadar çirkin midir sizce? Düşünün, yani dünyayı idare eden, dünyayı yöneten ülkelerin, bunların jargonlarına bakın, bunların konuşma şeylerine bakın. Dolayısıyla Trump ondan korkuyor. Çünkü bu kasetin patlak vermesi durumunda devlet başkanı seçilmekten vazgeçebilir, olmayabilir ama kasetin açıklamamasını ister, tercih eder. Çünkü ABD tarihinde devlet başkanı olmuş bir kişinin, daha önceden çekilmiş bir kasetinin başka bir ülkede, başka bir ülkeli derin elinde bulunması, bu ABD için çok büyük bir rezalet olacaktır. Onun için hep Rusya yanlısı politika izliyor. Rusya da Trump'ın gelmesi için elinden geleni yapıyor, biliyorsunuz. Bu çerçevede Lavrov'un yaptığı konuşma, dediğimiz gibi çift kutuplu dünya propagandasını Rusya her yerde yapıyor. Ama öbür taraftan da ABD ne yapıyor? Trump diyor ki ben gelirsem ABD'yi NATO'dan çıkaracağım veyahut da Çin'le ticaret savaşı başlatacağım. Her şey Amerika'nın çıkarına olsun diye. Ondan sonra şu, biz boşuna orada para harcıyoruz, boşuna orada vergi veriyoruz. Ama bunların çoğu hayaldir, biliyorsunuz. NATO'dan çıkması şu an şöyle bir antrenmanlar yapılıyor, provalar yapılıyor. Tamam, ABD'nin en uzağı vuran, en uzun menzilli füzesi Black Eagle'ın Almanya topraklarına yerleştirmesi söz konusudur. Oradan 18 dakikada Moskova'ya vuruyormuş. Polonya'ya yerleştirmesi durumunda ise 5 küsur dakikada. Finlandiya'ya yerleştirmesi durumunda ise 3 küsur dakikada. Dolayısıyla şu anda Avrupa merkez haline gelmiştir. Her bakımdan öyle gözüküyor. Yani Avrupa Birliği kıta olarak merkez haline gelmiştir. Ve şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Eğer Trump, ben NATO'yu uzaklaştırıyorum, Avrupa kendi işine baksın, bu Avrupa'nın yararına olacaktır şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bu çerçevede onun için Viktor Orban'ın, Macaristan Başbakanı'nın böyle dolaşması, bunu Avrupa
kesinlikle onaylamış değildi. Çin'e gitmesi, orada burada Ukrayna ile Rusya arasında barış yaratması. Şu an Rusya'da, Ukrayna'da nabız yok yarar biliyor. O taraftan açıklama yapılıyor. İşte İsviçre şey devam edecek mi? Bu taraftan açıklama yapılıyor. Yok bu provokasyondur. Öbür taraftan yok bu kendi çıkarı. Böyle böyle yani bu ipe un sarma politikası ta ki Ukrayna'nın istediği bir hava taarruzundan savunma sisteminin tamamen kurulması, döşenmesine kadar Ukrayna hava savunması için ve o istediği uzun menzilli silahların Ukrayna'ya teslim edilmesine kadar bu şey devam edecektir. Rusya en çok ihtiyat ettiği durum da budur. Yani uzun menzilli silahların verilmesi ve Zelenski'nin istediği şey o silahlara Rusya topraklarına saldırılması. Bunun nereye götüreceği şu an hiç kimse kestiremiyor. Bu çerçeve içerisinde baktığımızda Rusya'ya yakın bölgelerden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ni tebrik etmek lazım. Hanımefendi gerçekten demokrasi uğruna, insan hakları uğruna çok bir duruş sergiliyor. Rusya'nın telkinleriyle bizzat biliyorsunuz, biz size söylemiştik daha önce, milyarder bir Zina Ivanişvili yönlendiriyor Dar Partisi'ni, Gürcü Arzusu Partisi'ni. Şöyle bir yasa çıkarmışlardı, işte efendim yabancı ajan yasası, yani 500'ün üzerinde yurt dışından finanse edilen sivil toplum kuruluşu vardır Gürcistan'da. Bunlar şeffaf değildir, bunların işte gelirleri nedir, nereye harcıyorlar, nereden geliyor para, bununla ilgili çok büyük bir tartışma söz konusu biliyorsunuz. Avrupa, ABD 20-30 kişiye yaptırım uygulamıştı. Avrupa Birliği ise üyelik müzakerelerini durdurma kararı almıştı. Bu Gürcistan'da nasıl etkileniyor, nasıl yankı buluyor? Bunu Gürcü, bizim independent Türkçe'de açıklamaları yapılıyor, Rusya'dan olsun, Gürcistan'dan olsun. Şöyle değerlendiriyor, bu muhalefete moral kazandırmıştır. Yani muhalefeti birleştirme, konsolide etme yolunda önemli bir adımdır. Aynı zamanda Gürcü arzusu, yani iktidar partisi yandaşları da işte bizi Avrupa'ya girmemizi bu yasa engelliyor. Siz engelliyorsunuz. 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinde Gürcü arzusunun durumunu iyice sallayabilir yani o güzergah içerisinde. Salome Zurabişvili işi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş. Anayasa Mahkemesi'ne ya bunu tamamen iptal etmesini istiyor veya belirli şeylerini budamasını istiyor. Her iki halde Gürcü arzusu yani iktidar partisi için bir yenilgi sayılacaktır. Dolayısıyla Gürcistan'da bir hareketleme başlamıştır. Bu da doğrudan Avrupa Birliği ve ABD'nin telkinlerine veya desteklerle başlamış bir süreçtir. Buradan baktığımız zaman Ermenistan şu an beklediği şey Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde. Başbakan Nikol Paşinyan çok kararlıdır. Ararat Mirzoyan'ın biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Türkiye ile normalleştirmeye tamamen hazırız şeyinde. Hatta bu sınırın açılması şeyinde tam hemen açılacak değil de bir antrenmanlar, provalar, görüşmeler şeyinin son aşamasına gelindiğine ilişkin bilgi almıştık ama iptal edildi. Bu iptalde ne derecede Azerbaycan'ın rolü vardır, Azerbaycan ne derecede etkili olabilir biliyor, bunu bilemiyoruz. Azerbaycan'ın kendi içine baktığımız zaman çok ilginç şeyler yaşıyor. Mesela Pakistan'a 3 milyar dolarlık yatırım götürüyor. Yine Fransa ile sürtüşme devam ediyor. Azerbaycan Bakü'deki Fransız okulunu kapatmıştır. Yani çok ilginç bir durum. Fransız okulunu kapatmak, Fransa'da yatırımlarınız var, binalarınız var, madalyalarını alıyorsunuz en yüksek, ondan sonra çok sıkı ticari ilişkileriniz vardır. Ama orada Azerbaycanlı çocuklar Fransız okullarında okuyor, onu kapat. Düşünün yani Türkiye bir anda kalktı da Damdesion'u Fransa şeydeki kapatması veyahut da Alman lisesini veya diğerleri. Burada öğrencilerin ne suçu vardır? Anladın? Ticari ilişkileri kısıtlıyorsan kısıtla ama diğer dediğim gibi yani çok yakın ilişkiler vardır Azerbaycan'la, anlamak mümkün değildir. Bu nereye götürecek? Azerbaycan diyor ki işte Karabağ işgal altında olduğu zaman işte Fransa orasıyla iyi ilişkiler kurmuştu, şöyle olmuştu, böyle olmuştu, gelmişlerdi, yetmişlerdi. Ben de bunun karşılığında Kaledonya'ya destek, ya Kaledonya dünyanın o başında, senin oraya vereceğin destek. Yani ne yapılmak istediği, söylenenlere baktığımız zaman, analizlere baktığımız zaman hepsinin arkasında ticari bir çıkarları vardır Azerbaycan'ın. Ama maalesef kendi vatandaşına eğilmek yerine, kendi vatandaşının refah düzeyini yükseltmek yerine, asgari ücret olsun, kişi başına, Azerbaycan'da kişi başına düşen milli gelir diye bir kavram yok. Şöyle ekonomistlere soruyorsun bile, diyor ki kişi başına düşen mal üretilmiştir. Kişi başına üretilen mal miktarı şu kadar olmuştur. Bu kavramlar bile daha Azerbaycan'da doğru dürüst yerine oturmamıştır. Onun için bölgeyi yakından izlemeye devam edeceğiz.